2020 yılının son dakikalarında yine böyle talihsiz bir olay yaşadık. Hepimiz çok üzüldük. Ama bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Sitede, sitenin ambulansı, Omar'ın başına gelen bu talihsiz, şanssız bir kaza. Sitenin ambulans görevlisi bir resim çekip sosyal medyada paylaşıyor. Arkadaşlar, ayıptır, günahtır. Bu insanın 3 tane çocuğu vardır. Galatasaray'ın 30 milyon taraftarı vardır. Bu arkadaşımızın ülkesinde milyonlarca, binlerce seven dostları vardır, ailesi vardır. Böyle bir resmi hangi vicdan, nasıl böyle bir resmi servis edebilir? Olabilir mi böyle bir şey arkadaş? Basın mensupları size söylüyorum. Ayıp değil mi? Günah değil mi? Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem kulüp olarak hem Omar'ın şahsi ailesi adına takipçisi olacağız. Bunun peşini bırakmayacağız. Bu kadar olamaz. Yazıktır, günahtır. Bakın biz burada olayı duyar duymaz bütün teknik ekip başta Fatih Hocam olmak üzere ben ve bütün arkadaşlarımız hepimiz buradayız. Bütün insanlar televizyonun başında merak ediyorlar. Ama şimdi bakıyoruz şu sosyal medyada bir tane resim servis edilmiş. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm, çok üzüldüm. Bunu söylemek istiyorum. Omar evet evinde bir havai fişek elinde patlamıştır. Şu anda kendisinin tamamen bütün şeyler olurken hocamızla beraber hep başındaydık. Şimdi gözlerin içi yıkanacak. Tam net bir şey meydana çıksın diye. Tam net bir bulgulara ulaşalım diye. Sağ olsun bütün doktor arkadaşlar. Burada elimizden, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Allah'ın izniyle bir gözleri yıkansın. Ondan sonra netice daha ortaya çıkacak. Tabii onu doktorları daha güzel açıklama yaparlar. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Sadece söylemek istediğim, kendisi konuşuyor. Ekranlara bakıp doktorlarına cevap verebiliyor. Böyle bir şanssız kazaya getirdik. 2020 bütün dünyaya nasıl şanssız bir yıl olarak gelmişse Galatasaray'da da son dakikada da böyle bir şanssız olay yaşadık. Allah beterin beterinden korusun diyelim. Size de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Başkanım, bilincinin açık olmadığı ve ameliyat alındığına dair bilgiler var. Hayır, bilinci açık. Bilinci açık. Ben de konuştum kendisinden, ayağına tuttum, şey yaptım, baktı, çok teşekkür ediyorum dedi. Hatta evine, ailesine de kulüpten arkadaşlarımız gittiler onlara yardımcı olması için. Kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. O bizim canımız, ciğerimizdir. İçimiz yandı. İçimize bu akşam ateş düştü. Herkes çoluğundan çocuğundan yılbaşı kutladı ama biz teknik heyet olarak hepimiz burada ameliyathanenin kapısında, yani ameliyathane derken yoğun bakımın şeyinde hep beraber birbirimizle yılbaşını kutladık. Dediğim gibi beterin beteri var. Allah beterinden korusun arkadaşlar. Efendim, o talihsiz kaza nasıl olmuş? Bununla ilgili herhangi bir şey söyledi mi acaba kendisi size? Zannediyorum ki 9'a veya 10'a çeyrek kala filan bu havai fişek herhalde fırlatmak için olmuş galiba. Kendisine böyle detaylı bir konuşmaya giremedik çünkü daha ziyade sağlığıyla ilgili bir şeyler konuşuyoruz. Bunlara girmedik. Onlar kendi aralarında nasıl olduğunu bilemiyoruz ama böyle bir talihsiz kaza olmuş. Dediğim gibi Allah daha beterinden korusun diyelim. Arkadaşlar.